Altay Ankaragücü'nden benim talebem. Şampiyon olduğumuz sene onu orada ilk oynatan ve Süper Lig'de oynatan benim. Benim evladım gibidir. Berke de evladım gibidir. Ertuğrul da oğlum Emre'nin altyapıdan takım arkadaşıdır. Onlar benim evladım gibidir. Hepsi. Berke'nin durumu iyiye gidiyor. Yarın da doktorumuzla konuşacağız. Sanki oynayacak gibi. Altay'da 10 güne kadar, 10 gün içerisinde normal takım antrenmanlarına başlayacağını düşünüyorum. Kendisiyle görüşün. Doktorla da görüştüm. Duruma göre, pozisyonumuza göre söylediğim gibi Sayın Başkanımızla şu iki maçtan sonra tekrar bir değerlendirme yapacağız. Tabii ki şimdi sezon başından beri Vitor Hoca'nın transferleri kendi sistemine göre yapıldı. Bir de şimdi dörtlü sisteme geçtik. Yani dörtlü sistemde oynayacak oyuncularımız var. Ancak dediğim gibi bu birden kolay olacak işler değil. Adapte olmaları gerekiyor. Biraz zamanla ilgili ve birlikte bu sistemi çalışmamız, aynı oyuncuların bir arada oynayarak bunu sindirmeleri lazım. Ve bu arada tabii sonuçların iyi gelmesi gerekiyor. Çocukların da, oyuncularımın da özgüvenlerini kazanması için bu sistemin yapabildiklerini, oynayabildiklerini, karşılığını alabildikleri bir oyun planı olduğundan oyuncuların da bundan keyif almaları gerekiyor. Ondan sonra zaten hem oyun planı hem oyuncularımızın gelişimi hem takımın gelişimi zaman içerisinde üstüne koya koya yoluna devam eder diye düşünüyorum. Ha, bu sisteme göre transfer konusunda hepiniz aynı şeyi soruyorsunuz. Şu anda planlanmış bir şey yok. Elimizde oyuncular hepsi değerli. Değerli olduğu için bizimle beraberler. Biz onların değerli olduklarına inanıyoruz. Onlara güveniyoruz. Bu iki maçtan sonra tabii ki başkanımızla oturup bir değerlendirme yapacağız. Tanıdığım bildiğin altyapıda yetenekli hem Fenerbahçe'mize hem Türk futboluna çok faydalı olacağına inandığım genç oyuncularımız var. Bunları zaten ben gençlere kapım açık. Onların eğitilmesi, daha iyi olabilmeleri için onlarla çalışmayı seven de bir antrenörüm. Her gittiğim kulüpte de bunları yaptım. Şu anda içimizde çıkan oyuncular var, altyapıdan gelen oyuncular var. Bu süreci ben devam ettireceğim. Altyapının sorumlusu arkadaşlarla sürekli görüşüyoruz, Tahir hocamızla. Oradaki oyuncuları A takım alarak oranın havasını soğumalarını, oraya adapte olmalarını, yeri ve zamanı gelince de onları ufak ufak oynatarak buraya adapte olmaları için monte etmeye çalışacağım. Birkaç tane var şu anda. Onların üzerinde yoğunlaşıyoruz zaten. Mesut Özil dünya çapında kariyerli bir oyuncu. Daha fazla iletişim kurarak kendisiyle. Birazcık da kendisi de bize yardımcı olacak. Çünkü takım kaptanı olmak sadece bandı takıp sahaya çıkmak değildir. Birazcık da kendisini biz bu konuda aydınlattık, konuştuk. Birlikte hareket ederek, arkadaşlarını da onun da motive ederek hem takımı hem de bize de yardımcı olması lazım. Biz, ben ve ekibim oyuncularım için buradayız. Onları motive etmek için, onların performansını arttırmak için, onları geliştirmek için buradayız. Ama oyuncularımın da bize yardımcı olması gerekiyor. Her şeyi biz tek başımıza yapamayız. Oyuncularımızın da bize yardım etmesi gerekiyor. Hep birlikte çalışarak ortaya bir enerji koyacağız. Koyduğumuz enerjiyle birbirimize destek olarak başarılı olacağız. Taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Demin de söylediğim gibi Antalya'ya gideceğiz bu iki maçtan sonra. Hani orada bizim bir haftalık bir çalışmamız olacak. Fazla da olamaz. Ondan sonra zaten Şubat ayında hemen hemen neredeyse 3 günde bir maç oynayacağız. Çok fazla çalışma imkanımız olmayacak. Orada ne kadar iyi çalışabilirsek, ne kadar hızlı bir şekilde taktik anlamında, fizik anlamda ve mental anlamda oyuncularımla bir arada olup bunları konuşarak, çalışarak giderebiliriz. Onu zaman gösterecek tabii ki. Ama gönlü ister ki ben şu anda en az bir 3-4 hafta vaktim olsaydı, böyle bir imkan olmadığına göre biz oyuncularımıza en doğru, en hızlı, en direkt değil, en direkt nasıl hızlı hareket edebiliriz? Bunun planlamasını yapacağız orada. Vitor Pereira'ya gelince de biz kurşunlandığımız sene
Sezon bitti. İkinci bitirdik sezonu. İyi bir takımımız vardı. O günkü istatistikler son 20 yılın en iyi istatistikleridir. Kırılamadı. Her ne kadar şampiyon olamasak dahi. Ama o takımdan birçok oyuncu gitti, ayrıldı. Ayrıldıktan sonra tekrar çok büyük transferler yapıldı. Olmadı. Ben bütün raporlarımı, bütün takımdaki oyuncuların bireysel ve takımın raporlarını, atletik performansını fiziksel, teknik, taktik olarak Vitor Pereira'ya, Terona'ya ve Aziz Yıldırım başkanımıza sunmuştum o zaman. Bugün Vitor Pereira ayrıldı. Ben geldim. Üçlü sistem benim kendime göre pozitif futbol oynatmak isteyen dörtlü sistemi savunan bir teknik direktörüm. Şimdi bunun hayata geçmek için uğraşıyorum. Mücadele ediyorum. İnşallah bunu da en kısa zamanda başarırım diye düşünüyorum. Siz herhangi bir rapor aldınız mı? Herhangi bir rapor almadım ama burada çalışan antrenör arkadaşlarım var. Onlar bana raporları verdiler zaten.